Dünyaca ünlü derecelendirme firmasının seçtiği dünyanın en iyi gastronomi şehirleri arasında 9. sırada yer alan Gaziantep, yemeklerini uluslararası alanda tanıtmaya devam ediyor. Gaziantep mutfağı bilindiği üzere Türkiye'de ilk UNESCO alanında, gastronomi alanında tescillenmiş, network'e dahil olmuş bir şehir. Şu anda yine bir derecelendirme firması tarafından dünyada 10 tane yemek yiyebilecek şehirlerden bir tanesi olarak Gaziantep seçildi. Tabii ki Gaziantep mutfağı zengin bir mutfak olduğu için dünya üzerinde 10 tane şehirden bir tanesi olması gayet normal. Gaziantep mutfağı 10 tane şehir arasına nasıl girdi? Ürün çeşitliliğinin fazla olması, yemek çeşitliliğinin fazla olması ve hakikaten gerçekten de lezzetli yemeklerin olmasından dolayı girdi. Gaziantep mutfağı, Gaziantep ile alakalı 9000, 10000 yıllık bir geçmiş var. Bilinen yazılı tarih olarak. Tabii ki bunun daha fazlası var. 12000 yıla dayanan bir geçmiş var burada. Gaziantep dünya üzerindeki ilk yerleşik hayata geçilen şehirlerden bir tanesi. Yine burada 21 tane medeniyetin yaşaması ve yine İpek yolunun üzerinde olması burada inanılmaz bir yemek kültürünün oluşmasına sebep olmuş. Ve nesiller boyunca bugüne kadar aktarılan bir yemek kültürü var. Ve dünyada baktığımız zaman şehir ismiyle anılan mutfakların başında gelen birinci öncelikli mutfak Gaziantep mutfağı. Gaziantep'te 104 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Bunlardan 99 tanesi yemek ve gıda ile alakalı. Türkiye'de böyle bir çeşitlilik, böyle bir şey yok. 104 taneye ulaşan bir şehir daha yok. Ki biz bunu her zaman söylüyoruz. Yani şu an 104 tane bizim coğrafi işaretli ürünümüz var. Endemik ürünlerimiz çok fazla. Bunları Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa'nın aslında genelini toplasanız Gaziantep etmiyor. O yüzden ki Gaziantep hakikaten çok değerli toprakların üzerinde ve ürünlerimiz çok fazla. Bunun tabii ki ürünün fazla olması ne yapıyor? Yemek kültürünün gelişmesine sebep göstermiş. Ve şu an dünya üzerinde şehir olarak alınan mutfaklardan en başında gelen mutfak Gaziantep mutfağı. Gaziantep'e baktığınız zaman dışarıdan aslında lahmacun, kebap ve baklava şehri olarak gözükür. Ama biz UNESCO'ya girdikten sonra, bu network'e dahil olduktan sonra ki bunun böyle olmadığı ve Gaziantep'in hakikaten çok değerli kazan yemeklerinin, tencere yemeklerinin olduğu ve çok değerli tatlıların da olduğu ortaya çıktı. Bizim şu an 400'ün üzerinde yaptığımız kazan yemeği, 100'ün üzerinde tatlımız ve 500'ün üzerinde yemeklerimiz mevcut bulunuyor. Dediğim gibi bunlardan 99 tanesi sadece gıdayla alakalı tescil alınmış ürünler ve 5 tane de ayrıyeten işte bakırcılıktı, o tarz
sanatsal olan yönlerle alınmış coğrafi işaretler var. Gaziantep mutfağı dediğim gibi bilinen tarihle 9000 yıllık bir tarihi var. 21 tane medeniyet burada yaşamış. O 21 tane medeniyetin burada oluşturduğu yemek kültürüyle bugünlere kadar gelmiş. Bizim de asıl yapmak istediğimiz şey zaten bu. Geçmişten gelen Gaziantep yemeklerini gelecek nesillere nakledebilmek. O yüzden de biz elimizden geldiği kadar çalışmaya devam ediyoruz. Aslında bir tesadüf değil. Dünya üzerinde 10 tane şehirden bir tanesi olması, ilk tarımın yapıldığı topraklar bu topraklar, ilk ürünün yetiştirildiği topraklar bu topraklar. O yüzden ilk ateşin yandığı, ilk kebabın yapıldığı, ilk yemeğin yapıldığı topraklar bu topraklar. O yüzden Gaziantep hakikaten çok değerli bir konumda ve hak ettiği değeri bence görmeye başladı. Gelen yabancı turistler hem yemeklerimizi deneyimledikten sonra hem de ürünlerimizi alacak. Bu tabii ki Gaziantep esnafı için çok değerli bir şey. 2015 yılında biz UNESCO'ya girdiğimizde, gastronomi alanında UNESCO'ya, network'e dahil olduğumuzda esnaf ve insanlar bunun farkında değildi. Tabii ki bu çok önemliydi. Çünkü bir network'te dahil oluyorsunuz ve dünya üzerinde sizi o network'ten takip ediyorlar ve insanlar gelip bunu deneyimliyorlar. Bundan sonra aslında bizim esnafımız ve halkımız bunu fark ettikten sonra tabii ki bununla alakalı da çalışmalara başladılar. Çünkü Gaziantep mutfağı hakikaten dünya üzerinde en önemli mutfaklardan bir tanesi. Ve bizim esnafımıza ve bütün halkımıza da değer kazandıran bir olay olmuştur.